Türkiyənin TRT xəbər kanalında yayımlanan məşhur doğadakı insan sənədli film layihəsi bu dəfə Qarabağ atlarına həsr ediləcək. Layihənin rəhbəri məşhur səyyah Sərdar Kılıç bu münasibətlə öz çəkiliş komandası ilə birlikdə Azərbaycana gəlib. Sənədli filmin çəkilişi üçün Qarabağa yollanacaq Sərdar Kılıç yolüstü suallarımızı cavablandırdı. Bakıya geldik. Amma daha belə qədim kültürümüzün səpildiyi Qarabağ bölgəsinə gedəcəyik ekipdə birlikdə. Bunun için gerekli izinleri de aldık. E, gireceğimiz yerlerde tabii sınırlı olsa da asker kontrolünde, denetiminde, orası biliyorsunuz henüz daha iskan, yerleşim olunmadı. E, o kadim toprakların bize ait olduğunu anlatan kültürü e, araştırıp, yerinde görerek veya unutulmakta olan şeyleri tekrar içinden çıkararak insanımıza güzel bir dille, üslupla, yöntemle anlatmaya çalışacağız. Bunların içerisinde sadece yiyecek içecek değil, yaşa değil, ee, barınma, beslenme yanında ee, yanımızda var olan diğer canlıları da mesela karabağ atı dediğimiz atı da güzel anlatmaya çalışacağız. Bunun için doğru insanlarla temas ettik. Ee, bir takım ön bilgiler aldık. Ee, atı da görerek, ata dokunarak, belki üzerinde giderek o atı da anlatmaya çalışacağım. Aslında belki de Türk atının atalarından bir tanesi o at. Biz onu öyle anlatacağız. Öyle olduğunu biliyoruz çünkü dünyada öyle kabul ediyor. Birileri dikte etmeye çalışmış. Karabağ atı diye illaki ama o bir kadim Türk atıdır. Onu anlatacağız. Keşke siz de fırsat bulabilseniz de daha çok tabiatta zaman geçirebilseniz. Hər zaman vəhşi təbiətlə tək qalıb mübarizə üsulları düşünən müsahibimlə işğal zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən tamamilə dağıdılmış şəhərlərimiz barədə də soruşdum. Bu ərazilərdə yenidən həyatın canlanması üçün insanlara verəcəyi mesajlar çox maraqlı idi. Topraqda bağ qurabilən insanları bulmaq lazımdır öncə. Çünki vətən dediyimiz şey topraqdır. Toprağı işləyən, toprağı bilən Topraktan hayatını geçindiren insan bunun kıymetini bilir ve orayı vatan kabul eder. Öteki türlü yüzeyde yaşar. Demin de söylediğim gibi onu oradan uzaklaştırmak kolaydır. Onun için vatan olgusu bir şey ifade etmeyebilir çok fazla. Ama toprağını işleyen bizde bir deyim vardır ya askere giden adama toprağım derler ön memleketinden gördüğü zaman o deyimi korumak lazım. Neden toprağım der? Çünkü orayı işleyen adam, orayı ekip biçen adam, oradan hayatını sürdüren adam. Şimdiki teknolojiyle yaşayabilir. Yaşasın zaten. Onu istiyoruz. Çünkü var olmak zorunda bu Zaman diliminde bu dünyada var olmak için şimdiki çağ uyacak. Ama bir yandan da bir ayağı orada olacak ki bu virüs gibi biliyorsunuz bir takım hastalık hadiseleri girdi ve bir seneyi geçti. Ne kadar devam edeceği de net belli değil. Bir ayağımızın toprakta olması gerektiğini bize anlattı. Bu işi uygulayabilecek insanlar oraya aşılanmalı. İskan öyle olmalı. Yani benim burada Bakü'de tutunamadım. İşlerimi güçlerimi toparlayamadım ama oraya gidip yeni bir hayat kurup yaşayacağım diyen insanın orada olmaması lazım. Orayı gerçekten içselleştirip özünü hissedebilecek, yaşayabilecek insanların oraya gidip iskan olması gerekir. Qəddidəki bir neçə gün ərzində parlayacaq çəkilişlər zamanı Qara Bağ atları ilə yanaşı bu bölgənin mədəniyyəti, mətbəxi barədə də məlumatlar veriləcək. Qədim adətlər yada salınacaq.